Peki abi Gürcan abi hemen Fenerbahçe'nin hazırlıklarına devam ettiğini belirtiyoruz. Biz ilk dönemini konuşuyoruz Pereira'da. Peki ikinci döneminin hazırlıkları nasıl gidiyor? Ahmet Selim Kul ve Volkan Demir bizleri bekliyor Topuk Yaylası'nda. Yaşanan son gelişmeleri belki de farklılıkları anlatacaklar Pereira döneminin ilki ve mevcut dönem arasındaki. Çünkü biz stüdyoda onu konuşuyoruz. Ahmet Selim sen neler aktaracaksın? Sözü sana bırakalım. Ceyda Dönmez, teşekkürler. Aslında bu konuyla ilgili analiz yapabileceğimiz çok kıymetli bir organizasyondan çıktık. Yanımda da sevgili konuğum Volkan Demir var. Siz geçmişle bugünü kıyaslıyorken biz de bugün bir sohbet toplantısı gerçekleştirdik hocayla. İçeriği biraz daha sonra arkadaşlar yazıyor. Biraz daha sonra paylaşacağız izleyicilerimizle. Ama tabii ki genel tavır, genel kanı hakkında sevgili Volkan Demir'le konuşacağız. Benim çıkarımım hırs sabit, heyecan ve coşku gitmiş. Yerine biraz daha özgüven ve sakinlik, kendine güven gelmiş. Senin yorumların nedir Vitor Pereira'daki değişim bugünkü toplantı hakkında? Çin biraz yaramış. Böyle bir felsefe falan herhalde muhtemelen o işlere dalmış orada bir 5 senede. Belli yani. Çok daha farklı bir kişilik. Yani 5 sene öncesi. Ya mutlaka belki ben de 5 sene önce kendimi gözlemlesem 5 sene önceye oranla çok daha farklı bir insan olarak kendimi de tanımlayabilirim ama hani Pereira'nın ilk Türkiye'ye geldiğinde yaptığı sohbet toplantısıyla bugünkü sohbet toplantısı arasında karakter olarak ciddi fark var. Karakteri kötüleşmiş falan demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Çok daha sakin, çok daha oturaklı bir tavır var. Biraz daha o coşkuyu, o heyecanı yaşamayı seviyordu. Mesela sorulara verdiği yanıtların süresi kısalmış. Daha vurucu, daha efektif konuşmaya çalışıyor. Ne anlatmak istediğini doğru kelimelerle seçmeye çalışıyor. Kısacası geçmişi oranla artık tabii biraz daha olgunlaşmanın da vermiş olduğu rahatlıkla diyelim. Daha sakin, daha cool bir tavır var Pereira'da. Ha yine tabii Portekizli sonuçta. Yani Türkler de biz de mesela biz de soğukkanlı duruyoruz ama bir anda anlık patlamalar yaşayabiliyoruz. O da aynı bizimle benzer işte. O Akdeniz kanı taşıyor. O da mutlaka maç içerisinde veya basın toplantılarında yine aynı o coşkuları, patlamaları yaşayacaktır. Ama çok daha sakin girdi en azından. Öyle başladı. Böyle devam ettirmeye de çalışacak gibi gözüküyor. Kendisi de söylüyor. Geçmişte çok heyecanlıydım. O dönemde size de kullandığım ifadelerde çok heyecanlı olmam dolayısıyla yanlış şeyler söylediğim gibi ifadeleri de oldu. Basınla ilgili bazı öz eleştirilerde de bulundu. Kısacası güzel. İçeriye tabii çok giremiyoruz. Herkesin aynı anda paylaşım yapabilmesi için. Ama güzel, verimli bir toplantı geçti diyebilirim. Tabii şunu da sormak istiyorum. Kampında 10. gününe geldik ve artık antrenman temposu yavaş yavaş düşmeye başladı. Çünkü yorgunluk seviyesi arttı. Pereira'nın özellikle oyuncularla iletişim anlamında da biraz daha farklı olduğunu görüyoruz. Biraz daha birebir sohbetleri, birebir diyalogları arttırmış. Futbolcuların duygusal tarafına da daha çok seslenmeye başlamış bir Pereira olduğunu görüyoruz. Kamp artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Yarın da bir hazırlık maçı olacak. Kampta ilgili görüşlerini de sormak isterim. Valla birincisi bu çok sakatlık yaşanırdı bu kamplarda biliyorsun. Geçen sezon da çok fazla olmadı. Bu sezon da çok fazla olmadı. Topuk Yaylası'nda en başta olumlu olarak bunu söyleyebilirim. Yani benim bildiğim kadarıyla işte geçmişten kalan sakatlıklar dışında Altay ve Dirar'ın bir sakatlık yaşanmadı. Bilmiyorum ben mi yanlış sen şimdi Yok. Yani hani bazı oyuncular sakatlık olmasa bile dinleniyordu Evet. mesela. O duruma bile gelmediler. Tabii bu iyi bir Aynen. şey. Yani bütün antrenmanlara hemen hemen tam kadro. İşte 1-2 Altay ve Dirar gibi eksikler dışında. İşte Ozan'ın, İrfan'ın geç katılımı, Salay'ın geç katılımı dışında. Mükemmel hani sayısal anlamda çok kalabalık olmasına rağmen son derece antrenman katılımı yüksek ve antrenman temposu yüksek bir kamp geçirdiğini söyleyebilirim Fenerbahçe'nin. Yani bunu neye göre söylüyorsun diyenler olabilir. Hani kıyas yapıyorum biraz. Şimdi ben buraya U19 takımıyla gelen Fenerbahçe'de biliyorum yani Aykut Hoca döneminde. Neredeyse A takım oyuncusu yoktu. Devamında
Koku döneminde işte bir sürü transferler yetişmemişti vesaire, öyle problemler yaşanmıştı. Ersun Hoca döneminde sıkıntılar yaşanmıştı, böyle transferler geç kalmış. Şimdi iki tane transfer henüz geldi ama ikisi de geldi, takıma katıldı. Zaten geniş bir kadro vardı. Yani kaç? 31 kişi herhalde değil mi? Şu an Salah ile 31 oldu. 5 genç oyuncu çıkarıldı. Evet. Yerine Zalai geldi. Artık 31-32. 31. 31 tane toplam oyuncuyla kamp yapılıyor ve bunların tamamı Oğuzkan hariç, işte Ferdi'yi genç sayarsan, o da A takım oyuncusu sonuçta. A takım oyuncusu. Şimdi bir yönden güzel, bir yönden de sıkıntı. Şimdi burada ben mesela, biz Antep'te aynı otelde kalıyoruz. Onlara sordum. Genç oyuncular dahil 24 kişiyiz diyor. Ha tabii transfer arıyorlar, uğraşıyorlar. Ama mesela 31 sayı fazla. Onu söyleyeyim. Mutlaka da azalacaktır bu sayı. Samandıra'da dönem ilerledikçe 20'lere 25'lere düşecektir. Çünkü daha da gelecekler var. Yani dün Selahattin Bey'in açıklaması var. 3-4 tane transfer yapacağız. Gideceklere göre sayı da artabilir diyor. Çok kısa Paulinho'yu sorayım. Brezilya basını iddia etti transfer demişken. Vallahi hepimize bir tuhaf geldi değil mi? Yani sen mesela... O kadar orta saha varken... Evet, işte Gustavo'su, Sosa'sı, Ozan'ı, İrfan'a, bunları hangisini nereye koyacak diye tartışırken bir orta saha oyuncusu daha. Ama şu ana kadar kulüpten konuyla ilgili olumsuz bir bilgi gelmedi. Şöyle söyleyeyim. Mesela Mbaye Niang ismi ortaya atıldığında ben sordum. Hemen olumsuz dediler. Yani yok dediler. Bununla ilgili şu an sessizlik hakim. Paulinho konusu. Demek ki 48 saat geçti üzerinden değil mi? 48 evet. Saat üzerinden geçti. Serbest de bir oyuncu. Evet, bonservis de elinde. Çok ucuz da bir oyuncu değil. Yani ben dün baktım, 10 milyon euro Çin'den aldığı para. Buraya da tamam 10 milyona gelmez de buraya da 3-4 herhalde ister diye düşünüyorum. Ucuz da gelmeyecek. Ben peki yani şöyle kafamda şunu sorguladım. Dedim ki yani bu kadar orta saha neden bir tane daha Paulinho geçiyor isim? Şöyle düşündüm. Gustavo hatırla geçen yıl pas oyununa yatkın olmaması nedeniyle Emre Belözoğlu tarafından istenmedi. Acaba Paulinho o bölgeye, Gustavo onun alternatifi. Diyeceksin ki öyle alternatif mi olur? Yıllık maaşı belli. Doğru ama mesela Emre Belözoğlu da kullanmıyordu. Gustavo onun alternatifi. İşte önde Ozan, İrfan veya Paulinho, Gustavo, önde Mesut gibi farklı kombinasyonlar. Pereira'nın kafasında ne var? Şimdi çözemiyoruz. Şimdi bunu bizim yarın saat 17 miydi? 17'de ismini söyleyemediğim Roman takımıyla hazırlık maçı var. Çiksereda'ymış. Çiksereda. İsmini söyleyemediğimiz bir Roman takımıyla maç var. Orada biraz daha net, yani sistemiyle ilgili dörtlü, üçlü vesaire, onlarla ilgili fikir edinebileceğiz. Ama bana da çok enteresan geldi. Paulinho tabii transferi veya Paulinho girişimi diyeyim. Tabii Fenerbahçe kulübü transfer konusunda bilgi vermemeyi tercih ediyor ama eğer bu Vitor Pereira'nın istediği bir isimse, o zaman takımdan gönderilecek isimler konusunda biz farklı tercihlerle... Bölgelerde de, farklı evet. Bölgelerde konuşabiliriz. Yani orta alanda farklı isimlerde. Ama şunu söyleyeyim, mesela Sosa ile ilgili çok spekülasyon çıktı. Pereira Sosa'ya buradasın demiş. Yani göndermeyi düşünmüyor Sosa'yı. Şimdi burada mesela hani... Paulinho gelirse ilk ben Sosa'yı dışarı atardım mantıken. Hani kafamda kurguladığım zaman orta sahayı, hani tarz olarak da işte Sosa benziyor vesaire. Ama Sosa'dan da faydalanmak istiyor. Yani ilginç. Bize de ilginç geldi. Tabii bu kadar Brezilya basının iddiası boş olacağını düşünmüyoruz. Fenerbahçe kanadı da herhangi bir şekilde henüz aksi bir bilgi getirmedi Paulinho ile ilgili. Hayırlısı diyelim. Bu ortamda boştaki oyuncuları almak iyi ama tabii bunu bence anlatmak da gerekiyor böyle bilgi varsa. Çünkü çok şişti. Belki ihtiyaç olmayan tek bölge orta sahadır şu an. Yani ya ihtiyaç, ya kişiye göre değişir. Şimdi öyle bir oyuncu alırsın ki hani o zaman herkes der ki evet doğru transfer. Ya yani bu adam lazımmış dersin. Ama hani sayısal olarak en azından şu anda en az ihtiyaç olan bölge orası. İşte sağ bekin alternatif yok Nazım dışında. Sol ön oyuncusu, gerçek bir sol ön oyuncusu olmadığından bahsedebiliriz. Santrfor zaten hani kalite olarak, yine sayısal olarak problem yok ama kalite olarak bir Santrfor ihtiyacı gözlemleniyor. Buna rağmen bir orta saha istiyorsa Pereira'nın da vardır bir bildiği diyeceğiz. Yani sonuçta o takımı işte 10 gündür 15 gündür en yakından izleyen, en yakından analiz eden teknik adam ve
onun görüşlerini, fikirlerini saygı duymak zorundayız. Çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumların için. Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda 10. gününü geride bıraktı. Yarın dediğimiz gibi Ruman ekibi Çiğdereda ile bir hazırlık maçı yapacak Sarı Lacivertliler. Bunun dışında da kısa bir süre sonra 1-2 saat içerisinde Vitor Pereira'nın bizle yaptığı toplantıda yaptığı açıklamaları da izleyicilerimizle paylaşacağımızı ifade edelim. Bizim Topuk Yaylası'ndan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım.